Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Asus'un yeni ekran kartı GTX 750 Ti Strix OC Edition'ı inceleyeceğiz. Evet Recep, bu Strix serisi geldiğinden beri DirectX U2 ile birlikte isimler oldukça uzun. İzleyicilerimiz merak ediyor. Şimdi yeni 900 serileri çıktı. Biz niye 750 serisinden, 700 serisinden bir ekran kartı inceliyoruz? Ali, 750 serisi orta sınıfta düşük güç tüketimi ve Maxwell mimarisiyle en iyi seçeneklerden bir tanesi şu anda. Aslında 900 serisiyle aynı mimariyi kullanıyor. Evet, hatta DSR teknolojisini bile sunabiliyor kullanıcılara ki zaten GTX 700 serisine kadar geldi DSR teknolojisi. Aynen öyle. Eski kartlara da gelecek ama 750 eski bir kart değil. Bunu tekrar vurgulayalım. Evet. 750 aslında bir 950 çıksaydı o kart olacaktı. Aynı mimariye sahip, aynı özelliklere sahip. Asus bunun üzerine de yeni Strix soğutma teknolojisini, DirectX U2 soğutma teknolojisini ve Strix'i birleştirerek yeni bir ürün koymuş ortaya. Evet. Bir de üstüne üstlük overclock yapmış Recep. Şimdi genel olarak neler bekleyebiliriz bu karttan? Ali, ilk olarak daha iyi bir soğutma var. Standart referans tasarımın dışındaki 750'nin referansında biz görmüştük. Tek fanlı bir soğutma vardı 750 Ti'nin referans soğutmasında. Asus burada çift fana bunu upgrade etmiş. Bunun yanında da Strix'in en büyük özelliği olan 0 desibel sessizlikte hiç çalışmayan fanlar. Bu 0 desibel neye kadar, nereye kadar geçerli Recep? Ali, modelden modele değişiyor. Strix modellerinin arasında farklılıklar var bu fanların çalışma sıcaklığında. Bu kart 50 dereceye ulaşıncaya kadar fanlar hiç çalışmıyor. Yani normalde 60 derece, 70 dereceye kadar bu değer çıkabiliyordu. Evet. 750'de bunun 50 derecenin ideal olduğuna karar vermişler. Evet. Biraz da bunun temel saat hızlarından bahsedeyim sevgili izleyiciler. Teknik özellikler bayağı önemli. Evet, GPU'nun base clock dediğimiz temel saat çalışma frekansı 1124 MHz. Bu GPU Boost teknolojisiyle 1200'ün üzerine çıkabiliyor. Yani bir stok 750 Ti GPU'ya göre 104 ve 117 MHz daha hızlı bir saat çalışma hızı var temel olarak. Evet, bu da oyunlarda bize belli bir oranda stok karta göre biraz daha fazla performans artışı sağlıyor. Üzerinde 2 GB GDDR5 bellek var. Bunlar Hynix tarafından üretilmiş bellekler. 5.4 GHz bu belleklerin toplamda bir çalışma frekansı. Evet, yani efektif çalışma frekansı. Overclock edildiği zaman bu değerlerin çok daha yukarıya çıkartılabildiğini belirtelim. Ancak tabii bir yere kadar overclock edebiliyorsunuz. Zaten fabrikadan overclocklu, yani hız aşırtma işlemi yapılmış bir kart. Evet. Hız aşırtma için de zaten ne gerekiyor Recep? Kaliteli bileşenler gerekiyor. Evet, kaliteli bileşenler de zaten kartın üzerinde mevcut. Gerek soğutması olsun, ısı borulu soğutması, gerek VRM bileşenleri gayet kaliteli ve bu alanda kartla birlikte gelen Asus'un kendi GPU Tweak yazılımı sayesinde kolayca overclock edebiliyorsunuz. O zaman bu soğutmaya biraz yakından bakalım istersen. Kesinlikle Ali, bir bakalım. Evet, kartı yakından görüyoruz. Üzerinde Strix'in diğerlerine de gördüğümüz fan tasarım var Recep. Ve bu fanlar senin de belirttiğin gibi belli bir ısıya kadar çalışmıyor. Evet, tamamen 0 desibel pasif soğutma gibi sessiz çalışıyor. Üzerinde Asus logosunu görüyoruz. Soğutmanın üzerinde süsleme stickerları var. Bunlar bazı kartlarda içinden çıkıyor, yapıştırılıyor ama bunda üzerine yapışık bir şekilde, evet, hazır geldi. Hazır olarak yapıştırılmış durumda. İki adet ısı borusu var ve bu ısı borularının ikisi de tam GPU'nun çekirdeğinin üzerinden geçiyor. Peki bu ısı borularının bağlı olduğu metal neden yapılıyor acaba? Ali, ısı borularının bağlı olduğu metal, yani şuradaki ızgarlar alüminyumdan ama ısı borunun kendisi bakır, üzerine nikel kaplama. Bu da paslanmaması için. Daha önceki DirectX U2 incelememize sık sık söylemiştik zaten. Tekrar hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Recep, şunu soracağım. Mesela 970-980 incelemelerinde daha fazla ısı borusu olduğunu görüyoruz. Evet. 750 Ti'da yine overclocklu bir ekran kartı. Bunun için 2 ısı borusu yeterli oluyor mu? Ali, 2 ısı borusu yeterli. Bunun yanında bir de şunu belirtmem gerek. GTX 980 ya da 970 gibi GPU'ların çekirdek boyutu daha büyük. Bu bağlamda daha fazla ısı borusu koyarak çekirdeğin tamamını kaplaman gerekiyor. Ama zaten birazdan kartın soğutucusunu söktüğümüz zaman GPU'nun tam çekirdek boyutunu göreceğiz yakından. Evet. Soğutucu bloğu söktük ve altında kartımızı çıplak haliyle görüyoruz. Evet Ali, burada görmüş olduğumuz GM107 Maxwell GPU'sunun çekirdeği. Evet, bu çekirdeğin çevresinde farklı bileşenler var. Bunlar nedir Recep? Ali, aslında bir ekran kartının mimarisi gözümüzün önünde. GPU ve GPU'nun çevresini sarmalamış olan her biri 512 MB kapasiteli bellekler. Bu belleklerin üreticisi kim Recep? SK Hynix Ali, meşhur Koreli firma. Evet, Güney Koreliler bellek üretiminde pazarı ellerinde tutuyorlar. Asus da bir Tayvan markası. Bunu da belirtelim bu arada. Burada da PCI Express veri yolu var. Bunun standartı nedir acaba? PCI Express 3.0. 3.0. Daha önce başka videolarımızda bahsetmiştik ama 2.0 bir anakarta takarsak performanstan bir şey kaybediyor muyuz? Hayır Ali, neredeyse hiç performans kaybı yaşamıyoruz 2.0 bir anakartta. Ne kadar yaşarız? Yani aralarında hiç mi fark yok? Yani neredeyse hiçbir fark yok Ali. Ancak çok üst seviye bir ekran kartı takarsan fark %1'e ulaşıyor. Yani GTX 980 gibi bir kart takarsan belki %1 performans düşüşü yaşarsın. Ama 750 Ti gibi bir kartta hiçbir performans kaybı yaşaman söz konusu değil. O zaman Asus'un bu GTX 750 Ti
Strix OS'u 7 dışında eski sistemleri de takıp onların oyun performansını arttırmak mümkün olur. Kesinlikle çok rahatlıkla upgrade edilebilir. Peki Recep, bu kutunun üzerinde ve pek çok yerde bahsedilen DigiPlus VRM, Super Alloy Power gibi ibareler var. Bunlar evet. Nedir ve bu kartı açtık şimdi içinde nerede bunlar? Öyle şimdi DigiPlus VRM kartın üzerindeki güç kontrol yongası, o yonga da burada yer almakta. Bunun yanında kartın özellikle ömrünü artıran katı kapasitörler, normal kapasitörlerden 2,5 kat daha fazla ömür soran katı kapasitörleri burada görüyoruz. Buna ek olarak önemli bir bileşen daha Super Alloy denilen süper alaşımlı boğucu mobillerde burada yer almakta. 3 tane de bunlardan var. Yani bütün bunların hepsi kartın elektrik güç yönetimini ve de verimli uzun ömürlü çalışmasını sağlayan bileşenler. Evet, şunu da belirtmek istiyorum Ali. 750 Ti düşük güç tüketiminden dolayı üzerine herhangi bir güç bağlantısı barındırmıyor. Sadece PCI Express portundan aldığı güçle yetiniyor. Bu da özellikle güç kaynağı böyle kapasite olarak düşük ve eski olan kullanıcılar için çekici bir seçenek haline getiriyor. Kesinlikle. Yani kart upgrade yapacak kullanıcılar için uygun bir kart. Bu çok güzel bütün bunlar. Bir şey daha soracağım Recep. Bir de bunun G-Sync uyumlu olduğu söylüyor kutunun üzerinde. Evet Ali, G-Sync uyumu biliyorsun DisplayPort gerektiriyor. Hı-hı. Bu kartın üzerinde de DisplayPort var. Her 750 Ti modeli G-Sync uyumlu değil ama şimdi bir portlara yakından bakalım. Bu kartın üzerinde DisplayPort olduğunu bir görelim. Ali, ister HDMI'den bağla, ister DVI'den, istersen de DisplayPort kullan ama G-Sync desteği istiyorsan dediğimiz gibi DisplayPort şart. Kartın alt kısmına da bakmadan geçmeyelim. Burada hemen GPU'nun arkasındaki bileşenler, PCI Express portunun oradaki bağlantılar hepsi yine net bir şekilde gözüküyor. Evet. Şimdi söktüğüm soğutucu bloğa da bakalım Recep. Evet Ali, bunların bakır ısı boruları olduğunu belirtmiştik ve nikel kaplı olduklarını belirtmiştik. Şimdi burada nikeli net bir şekilde görebiliyoruz ama bakır kısmı burada açığa çıkıyor. Evet, çünkü zaten burada oksijenle bir temas etmeyecek. Kartın üzerine sıkı sıkıya yapışıyor bu bölüm. Evet, özellikle de bu kısım tam GPU zarının üzerine denk gelmekte. Yani GM107 GPU çekirdeğini iki tane ısı borusu tam olarak kaplamakta Ali. Çok güzel. Çevresindeki blok da bu ısıyı alıp dağıtıyor. Strix teknolojisi sayesinde de fanların bu bloğu soğutmasına gerek olmadan bayağı uzun bir süre çalışabiliyor. Eskiden pasif soğutmaya ihtiyaç duyardık. Artık pasif aktif soğutmalar birlikte çalışarak bize sessiz bir oyun deneyimi sunuyor. Evet, oyun testlerine başlamadan önce şimdi bir Strix GTX 750 Ti'nin durumuna bakıyoruz. Holsey Edition'ın. Recep, 47 derecede ve fanlar çalışmıyor. Evet Ali, fanlar 50 dereceye ulaştığında ekran kartı devreye giriyor. 750'de bakalım oyun oynadığımız zaman şimdi buradaki GPU kullanımı, fan hızı ve de GPU sıcaklığı ne olacak? Bunları göreceğiz. Buradan frekansları görüp değiştirmek zaten mümkün. İlk testte ilk oyunumuz hangisi olacak Recep? Counter-Strike Global Offensive. İlk testimiz Counter-Strike Global Offensive dediğimiz gibi. Ayarlara bakıyoruz Recep. Ayarları en yüksek seviyeye getirdik. Evet, aynı zamanda çözünürlüğümüzde 2560x1440 GTX 750 Ti gibi bir ekran kartı büyük ihtimalle oyuncular tarafından 1080p çözünürlükte kullanılacak ama biz biraz daha zorlayalım istedik. Evet Recep, normalde 970-980 gibi Maxwell serisinin en yeni ve en üst modellerinde kullandığımız ayarları yine kullandık. FPS farkını görebileceksiniz. Zaten Counter-Strike Global Offensive'de bir sorunumuz olmayacak sevgili izleyiciler, bunu biliyoruz. Kaç FPS alıyoruz ve ne kadar enerji tüketiyoruz acaba? Ali, şu anda 100 FPS'nin üzerindeyiz. Enerji tüketimimiz de 188 watt civarında. Tabii normalde, ki değişken. Normalde boştayken 100 watt'ın bile altına düştüğünü bu sistemin az evvel gördük beklerken. Evet. Ekran kartının da 60 watt civarında güç tükettiğini belirtelim. Bu değer 65 watt'a kadar tabii çıkabiliyor. Overclock olduğu için biraz daha artıyor ama sonuçta bir yere kadar, bir yerden sonra limitler devreye giriyor. Evet, Furmark gibi test yazılımları kullanırsanız 70 watt'a kadar çıkabiliyor ama her oyun Furmark benchmark gibi o kadar sisteme ekran kartına bir yük bindirmiyor. Bazıları sentetik yük bindiriyor. Biz gerçekte günlük hayatta kullanımda yüksek bir performans alabildiğimizi gördük. Evet, yeni bir maç başlayacak şimdi Ali. İstersen onu bekleyelim, biraz daha aksiyon görelim. Şöyle sen çatışmanın içine bir dal bakalım. Tabii dalın hocam. Farklı bir silahlar, param varsa tabii. İşte yerimizi aldık. Evet. Güzel silahtır, dürbünlü bir silah. Ballpup tasarım olduğu için namlu boyunu kısa tutmalarına karşın namlu boyunu aynı uzunlukta tutabiliyorlar. Nasıl oluyor derseniz şarjör tetik mekanizması daha geriye taşınmış oluyor. Arkadaşlar buradan geçmeyesiniz diye şey yapmışlar ama bence... Ateşin etkisinin geçmemesiyle buradan merhaba diyoruz kendilerine. Gafil avlandı. Ali, sen bunların hepsini alırsın şimdi. Bot zaten. Ya adı Yogi olan bir bottan ne bekliyorsun Recep? Senin hesapla oynuyoruz. Ya FPS düşmüyor Recep. Evet. Şu sisin içine bir girelim Ali. Önemli bir konuydu ama. Sis bombası alalım. Kendimiz sis bombası alıp bir atalım. Çünkü biliyorsun yani yıllar boyunca biz internet kafelerde sis atma diye cebelleşen arkadaşlarla. Doğru. Şimdi kalabalık bir yer bulayım. Gaz bombası atacağım birazdan.
Sanırım kablosuz klavyenin azizliğine uğradım az evvel. 2-3 defa bastım ama. Kablosuz klavyeyle biraz uzaktan oynuyoruz sevgili izleyiciler. Zaten çok bir zorluk olmayacağından dolayı. Şimdi şuraya bir gaz atalım. Bu elindeki ikinci sis mi? Evet. Şu an gazın içindeyiz. 170 FPS oldu. Bir dışarı çıkalım mı? Evet. 70 FPS'ye kadar düşüyor sis olduğu zaman. Daha başka bombalarımız da var. Seçin, beğenin, alın. Evet. Ama genel olarak 100 FPS'nin üzerinde 1440p'de GTX 750 Ti ile Counter Global Offensive'de akıcı bir deneyim elde ediyoruz. Evet. O zaman bir de 1080p'ye bakalım mı Recep? Evet Ali, bakalım. Çünkü herkes 1080p'de oynayacak. En yaygın çözünürlük genellikle bu olacak. 750 aslında tarzı ekran kartları pek çok oyuncu için şu an gayet üst seviye kalıyor Recep. Çünkü hepimizin bütçesi en üst seviyeleri almaya yetmiyor. Evet, şu arkadaşı haklarsan Ali. 150'nin üzerine çıktı FPS ortalamada. 175. Solda bir arkadaş vardı Ali. Orada bir anlık bir takılma oldu ama. Ha, evet, bizim arkadaşlarmış onlar. Dürbünden bu arada görüyorsun değil mi? Dürbünün evet. Üzerindeki efektler. Bu arada şunu da belirtelim. Monitörünüzün desteklediği çözünürlüğün dışına çıktığınız zaman görüntü bulanıklaşıyor. Şu an 1080p görüntü 1440p'ye upscale ediliyor. Bu da görüntünün biraz bulanıklaşmasına neden oldu. LCD monitörlerde her zaman native dediğimiz yerleşik kendi orijinal çözünürlüğünü açmanızda, kullanmanızda fayda var. Şimdi hemen bir sıcaklık değerlerine bakalım Recep. Evet Ali. Şunu şöyle bir aşağı indirelim Steam'imizi. Asus'un GPU Tweak yazılımıyla görüyoruz ki hala 50 derecenin altındayız. Evet Ali. Fanlar şu anda çalışıyor tabii ki. Çünkü sen çıkınca 50 derecenin altına indi hemen. Bak az evvel 57 dereceye kadar çıkmış. O yüzden çalışmaya başlamış. GPU kullanımının düşmesiyle fanın düşmesi eş zamanlı. Buradaki küçük çizgiden takip edebiliyoruz. Evet. Şuradaki slider'ı bir aşağıya çekebilir miyiz Ali sağdaki? Elbette. Bunu da bir aşağıya doğru çekelim. En aşağıya çekelim. Burada GPU clock, memory clock gibi değerler hakkında bilgi elde edebiliyoruz. Bellek kullanımı, hepsini görebiliyoruz. Evet, sırada Dota 2 testimiz var. Son derece popüler, oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir oyun. Evet, alternatifi League of Legends. Tabii, Dota'yı çok seven büyük bir kitle var. Bounty Hunter'ımızı seçtik, savaşa giriyoruz. Botlarla oynuyoruz sevgili izleyiciler. Online bir oyunda test yapmaya kalktığımız zaman, oyundan maçtan çıktığımız zaman iyi sonuçlar vermiyor genellikle. Evet. Şimdi oyuna girdik. FPS değerlerine ben baktığımız zaman 79-80 FPS civarında gidip geldiğini görüyorum. Ayarları da gösteririm. O zaman görüntü ve ses kısmında 2560x1440 çözünürlük. Gelişmişte keskinliği yumuşatma açık. Yansıtıcı parıldama. Türkçe olduğu için bunlar reflection olarak geçiyor İngilizce'de. Evet. Pek bir önemi yok. Dikey eşitleme hariç her şey açık. Niye kapalı Recep? Ali, dikey eşitlemeyi açtığımız zaman FPS monitörün hertz değerine sabitleniyor. 60 hertz bir monitörünüz varsa 60 FPS'in üzerine çıkamıyorsunuz. Biz de bu alanda dikey eşitlemeyi kapatıyoruz. Aynen öyle. Genele geldiğimiz zaman çözünürlüğü zaten uygulama seçeneği aktif. Maçımıza geri döndük. Grafiklerimiz son derece hoş gözüküyor. Evet, özellikle şu epey bir ekran kartına yük bindiriyor. Şu an 55 FPS en düşük gördüğümüz 50 oldu FPS değeri. Güç tüketimi nasıl peki Recep? Güç tüketimi Ali 177 watt civarında. Oyun gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Biraz da istersen aksiyona girelim Ali. Aksiyona girmek için maalesef bunda spawn'u beklemek gerekiyor. Minyonların çıkmasını beklemek gerekiyor değil mi? Evet, grafikleri oyunun gittikçe gelişiyor. Bunu da görüyoruz. Oyun yamanıyor, gelişiyor. Eskiden bu kadar detaylı değildi grafikler. Ben en azından kendi gözüme böyle hatırlıyorum. Ya da şu an gözüme daha güzel gözüküyor. Evet, grafikleri oyunun güzel. Hatta League of Legends'ta bu bağlamda grafikleri iyileştirmek için çalışmalara başlamış sanırım Ali. Oyunun yeni grafiksel ara verimli bir sürümü gelecek galiba. Devamlı geliyor Recep zaten. Dakika başı kafanı çevirdiğin an bu tür free to play oyunlar para bastığı için devamlı update yapıyorlar. Devamlı grafik paketlerini geliştiriyorlar, animasyonları geliştiriyorlar. Dota'da gayet güzel, gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Yani 750 gayet iyi bunun için. İstersen bir de 1080p'de deneyelim Ali. Olur Recep. En düşük 49 FPS'ye düşmüştük 1440p'de. Bakalım 1080p'de durum ne olacak? 1920x1080 çözünürlüğü uygula dedik. Evet, oyuna döndüğümüzde artık 100 FPS'nin üzerindeyiz. 120 FPS, 115 FPS değişiyor. Güç tüketimimiz nedir peki bu durumlar Recep? 200 Watt'ın üzerine çıktı Ali. 200 Watt. Toplam kasa tüketimi değil mi bu? Evet, bütün kasanın tüketimi monitör hariç.
Evet, şimdiki testimiz nedir acaba? Team Fortress 2 Ali özel istek üzerine bu oyunu da ekleyelim dedik testlerimize. Minigun'ları verdi bize. FPS'miz son derece yüksek. Bayağı güzel. Evet, 150 FPS'nin üzerinde oyunu 1440p çözünürlükte ve bütün ayarlar en yüksek şekilde oynuyoruz Ali. İstersen bir bakalım ayarları seçenekler kısmından. Seçenekler, şu Steam'in, Valve'in arayüzünü pek sevmiyorum burada ama. 2560'a 1440 native, 16'ya 9 ve gelişmiş ayarlar. Gelişmişe bakalım. Burada bütün ayarları olabilecek en yüksek seviyeye aldık. Bunu belirtelim. Yani yıldız sistemin önerdiği, biz daha da üstüne çıktık. Mesela mekan yansımasını işte. Tüm yansımalar dedik. Mekan yansıması yerine. Evet. 8x MSA açtık. Eşönsüz süzmeyi 16x. Anisotropic filtering, evet, onu 16x yaptık. Dikey eşitleme devre dışı. Kesinlikle. Çoklu CPU etkin. Hareketsiz devre dışı. Yüksek dinamik aralık. High dynamic range HDR da devrede. Yani olması gereken her şeyi devreye aldık. Bunu görüş alanı standart değerde. Evet, standart değerde. Ona hiç dokunmadık. Tamam diyoruz. Oyunumuza geri dönüyoruz. Şöyle bir çatışmaya açık alana çıkalım. FPS'imiz evet. Düşsün. Bayağı bir çatışma gidiyor burada. Şimdi düşman hangisi öyle? Valla atış ediyorum ama birileri öldüğü zaman anlayacağım. Maviler olması lazım. Bakayım kırmızı bana ateş edecek mi? Ha, kırmızılar düşmemiş acaba. Tamam. Arada öldük. Olsun olsun, önemli değil. Po bizi bir tarat ile öldürmüş. Biz maviymişiz. Şimdi kırmızı olacağız. Canlandık. Şimdi kırmızı bu esnada olacağız. Güç tüketimi 149 watt, 158 watt değişiyor tabii ki. 150 watt civarında ama Team Fortress 2 sistemi o kadar aşırı bir derecede zorlamıyor. FPS 70'e düştü en düşük. Açık alanda tabii ki değişiyor. Bir de saydıra saydıra gidiyoruz. Bol bol efekt var. Düşmanlarımız da bize saydırıyor. Sürekli bir füzeler havada uçuyor, kaçıyor. Sana bir füze geliyor diyordum ki geldi. Uyarmaya zaten. Uyarmaya fırsat kalmadı. Evet, evet. Şimdi buradaki performans gayet güzel. Ama dediğin gibi çoğu oyuncu şu an en yaygın çözünürlük Full HD. O yüzden bir 1920x1080 yapalım. Evet Ali, bakalım 1920x1080'de GTX 750 Ti Strix OC Edition nasıl bir performans verecek? Bir grafik ayarlarda bir kontrol edelim. FPS ile birlikte değişmiş olmasın. Evet, her şey olduğu yerinde duruyor. Bütün ayarlar en yüksekte, daha ötesi yok. FPS'miz de çok bir değişmedi işin ilginç tarafı. Evet, Ali, FPS sahneden sahneye çok değişiklik gösteriyor. Kapalı sahnelerde FPS 150'nin üzerine çıkıyor. Açık alana girdiğimiz zaman şu anda 70, 80, 90 çok değişiklik gösteriyor. Ama şunu görebiliyoruz ki gayet akıcı bir oyun deneyimi hem 1440p'de hem de 1080p'de elde edebiliyoruz. O sana... Şu arkadaşları bir alamadık. Evet. Ağır makine alıcı sağlam çıktı. Team Fortress 2 başka bir yerde başka bir zaman devam edecek ama biz testlere devam edelim. Evet, şimdi sırada farklı bir test yapalım dedik ve World of Tanks'ı açtık. Şu anda bütün ayarlar en yüksekte ve oyunu 1440p çözünürlükte oynuyoruz. Bir ayarlara girip bakalım Ali, görelim ayarlarımızı. 2560'a 1440 çözünürlük, tam ekran modu, 144Hz'de oynuyoruz oyunu, 16'ya 9'da. FXAA'da devrede, yani keskinliği yumuşatma açık. Detaylara girelim böyle istersen. Burada da görmüş olduğunuz üzere iyileştirilmiş grafikler ve bütün doku kalitesinden her şey en üst ayarlarda. Sadece hareket bulanıklarını kapattık. Bu da dediğimiz gibi biz kendi gözümüzle kenarlarda köşeleşme var mı? Bitler gözüküyor mu? Böyle kare kare olduğu zaman fark evet, ediyor. Evet. Bunu sevmiyoruz. Hareket bulanıklarını bütün oyunlarda kapatıyoruz. Motion blur dediğimiz olay. Efekt kalitesinde dinamik değişiklik düşük sistemler için açılan bir özellik. Bizim sistemimizin de performans yüklüğü olmadığından dolayı biz bunu kapattık. Eğitimimize geri döndük. Bir hareket edelim bakalım. Let's Roll World of Tanks'ın deyimiyle. Evet. Şimdi bir eğitim görevindeyiz. Çünkü online oyunlarda çıktığınız zaman insanlara stres veriyorsunuz. Testlerde bazen giriyoruz ama o zaman maçı tamamlamamız gerekiyor. Evet. Ali, aslında maçlar çabuk bitiyor. İstersen bir de merak edenler için online oyuna girelim, test edelim. Ama ondan önce istersen bir 1080p çözünürlüğü alalım. Tamam. Hazır eğitimdeyken ve ayarları rahatça değiştirebilirken bunu bir yapalım. 1440p'de 30 FPS'de oynayabiliyoruz. Onu gördük. Ekrana gelirsek. 1920'ye 1080. Çoğu oyuncu çünkü bu çözünürlükte oynayacak. Zaten 4K vesaire wide quad HD için biraz daha güçlü sistemler gerekiyor şu an sevgili izleyiciler. Evet. Bu fiyat segmentinde çok bir alternatif yok. 48-47 FPS maksimum ayarlarda. Evet, %50 bir FPS artışı oldu. Yani FPS yarı yarıya arttı diyebiliriz. Ama grafikler de çok güzel görünüyordu 2560'a 1440p. Evet Ali, yani dediğim gibi yani monitörün kendi çözünürlüğü dışına çıktığımız zaman
böyle bir durum söz konusu olur. Şimdi istersen bir çıkıp online oyuna bir girelim. Şu hani arkadaşı bir patlatalım da acaba. Tamam, olur. Tankımız, topumuz doluyor. Hoş, önden ateş ettik. İdeal şartlarda bir çatışma olmadı ama bir iki tank patlatmadan görev bitirmek olmaz, bize yakışmaz. Gördüğünüz gibi yanan tankı itebiliyoruz. Üzerine ateş efektleri var. Yani şöyle bir baktığımız zaman gayet güzel, gayet zengin grafikler var. Biraz daha ilerleyelim Recep. Ben bırakmak istemiyorum hemen eğitimi. En azından eğitimin ödülünü almak istiyorum. Öyle, şimdi en çok merak edilen konu şu aslında World of Tanks oyuncuları arasında. Biliyorsun oyunda işte bir tarafta 10 tank oluyor genelde. 10 tank oluyor değil mi, yanlışım yoksa? 10'a 10 oluyor maşallah. Evet, 10'a 10 oluyor. Şimdi 10 tane tankın modellemesini ekran kartı kaldıracak mı kaldırmayacak mı, biliyorsun o merak edilen bir konu. Şimdi sen bu tankı da yok et. O zaman bir online oyun yapalım derim. Yapalım tam. O zaman. Şu arkadaşı da patlatalım. Olmadı. Evet, bence sen sonra hareket etme, öyle hareket etmeden ateş et arkadaşa. Evet. Bayağı sağlam. Evet. Bu tank destroyer zaten galiba. Yanlışım yoksa. Hı? Tank destroyer olduğu belli zaten de. Bir de şey vardı. Ayrı sınıf olarak tarihte sabit olan tank destroyerler vardı. Evet. Hala %18. Normalde karşımıza çıkmış olsa bayağı ölüydük. Evet, maç başlamak üzere Recep. Evet Ali, 1080p çözünürlükte World of Tanks'a başlayacağız. Sen nasıl, iyi oynayabiliyor musun Ali oyunu? Fena değil Recep. Her zaman günden güne değişiyor performansın. Bazı günler çok güzel maçlar çıkıyor. Bazı günlerde bir türlü o mermiyi denk getiremiyorsun. Ben daha çok KMT olarak oynamayı seçiyorum. Böyle pusuda yatıyorum. Tepeden indiriyorum böyle. Tepeden gelen ölüm benden geliyor genelde. Aslında farklı roller var bunda. Mesela spotter olmak, hızlı bir tankla ağır tanklar için hedefleri belirleyip kenardan devamlı gözcülük yapmak bu oyunda çok işe yarıyor. Ve evet, her takımda iyi bir spotter bulamıyorsun. Yani nişancılıkla sorunuz varsa ya da sisteminiz farklıysa spotterlık yapın. İlla ağır tankları alıp vurucu güç olmanıza gerek yok. O evet, da ayrı eğlenceli tabii. Uzaktan böyle haritanın öteki ucundan tank mermisini yerleştirdiğiniz zaman çok keyifli ama. Evet. Ya da benim gibi sakin oynamak istiyorsanız KMT seçin. Gerçekten çok zevkli yani. Bir bölümde 3 tank birden indirebiliyorsunuz hiç görmeden. Stratejik konum almanız gerekiyor. Evet. Yükleme süresini iyi hesaplamanız gerekiyor. Bir de ateş ettikten sonra konumunuzu tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü açığa çıkıyorsunuz. Keskin nişancılık bir nevi KMT. Evet. Şimdi ben burada arkadaşlarla birlikte takılacağım. Bol tank olmasını istiyorum çünkü. Ekranda devamlı. Bir de böyle araziler. Buraya kim ateş etti? Çok aksiyon, patlama vesaire olduğu zaman FPS'de 40'ın altına düştük şimdi. Çok yoğun bir yerdeyiz. Evet, evet. Şurada arkadaşlarımız bekliyor. Bizim sağdakini indirdiler. Çünkü çok hızlı hareket etti. Bizim de burada pek halimiz çok iyi değil acaba. Ali gözüktü mü? Düşman tankı mı? Evet. Evet gözüktü de ben bir türlü yükseltiyi ayarlayıp nişan alamadım. O beni vuracak. Evet. Kenardan bir şey yaptık. Hem soldan hem sağdan. Ali sen kaç bence. Sen kaç. Bence buradaki durumumuz pek sağlıklı değil. İç açıcı değil, evet. Zaten öleceğiz buradan acaba. Evet, 40 FPS ile oyunu oynayabiliyoruz ama hani ne kadar iyi oynayabiliyoruz onu hiç. Madem öleceğiz en azından arkadaşlarımızla omuz omuza çatışarak. Evet Ali. Ben bunları bir şaşırtayım. Evet. Şuradaki KMT mi bu, başka bir tank, evet ufak bir tank. Ali aralarından geçtin yani, tebrik ediyorum seni gerçekten. Süpersin. Orada takılmasan. Ama motordan yiyeceğiz şimdi Recep. Kaçışımız yok. O arkadaki bir tane bir taneyi aldın Ali. Tebrik ediyorum seni. Hala daha ayaktasın. Nasıl bir tank kullanıyorsun sen? Valla orta sınıfta elit güzel bir tank. O kadar ağır bir tank da değil. Şu arkadaş arkamdan geliyor. Takip ediyor. Araziye biraz daha dikkat etseydim o darbeyi de yemeyecektim. Ben şimdi şuradan şöyle bir dönüp arkadaşa bir sürpriz yapabilecek miyim bakalım. Şuradan şöyle. Çok açığa çıktın Ali, dikkat et. Şimdi onlar endişeleniyorlar. Evet, soldan atış ediyorlar sana Ali. Maalesef orada iki tane tank var. Engelin şu üzerine en arkada geldi. Bir tane tank var. Burada bir tane tank var. Sağda tank var. Sağdakileri bayağı bizimkiler almış. Senin bu çok arada uzaktan palet. Evet. Gittik. Evet. Ama güzeldi. Arazide pirinç tarlasında kalmayın sevgili izleyiciler. Ama Asus'un Stix Edition ile böyle fan sesi çekmeden konsantre olabiliyorsunuz. Özellikle şu sessizliği bir dinleyin. Bu işlemcinin su soğutmasından gelen ses. Normal onun fan sesi ama ekran kartından pek bir ses gelmiyor. Maçın sonucunu merak edenler için paylaşmadan edemedik. Takımımız zaferi kazandı.
Biz de savaşta neler yapmışız detaylı rapordan buradan görebiliyoruz. Valla tam isabetli erişler 3-2, atış sayısı 7, sıçrama hasarı yok. Burada farklı artık ne kadar hasar aldık, kaç tane. Valla 9 tane isabet almışız Recep. Evet, 9 tane isabete rağmen. 5 tanesi bünyeye işlemiş, 4 tanesi sekmiş. Güzel bir maç sonucu oldu. Sıradaki testimize geçebiliriz. Son oyunumuz Watch Dogs. Evet, Watch Dogs'u da Nvidia özellikle ön plana çıkartmıştı. Ayarlarımızı yaptık. 1080p çözünürlükte, evet, Full HD oynuyoruz. Şurayı bir patlatalım, bir efekte görelim. Yani pek bir şey değiştirmiyor. Böyle patlamalar vesaireler, efektler. Zaten gündüz. Grafik ayarlarını gösterelim. Evet Ali. 1920x1080x60Hz oynuyoruz oyunumuzu. Temporal SMA, Anti-Aliasing. Anti-Aliasing'imiz bile var yani. Level of Detail'i Ultra'ya aldık ama gölgeleri kıstık, yansımaları kıstık. Ambient Occlusion'ı MHBAO'ya aldık. Motion Blur'u kapattık. Depth of Field açık. Su orta kalitede, shader'lar yüksek kalitede. Yani detay, shader'lar ve genel texture çözünürlüğü yüksek alırken su ve yansıma efektlerinden biraz feragat ederek daha mantıklı ayarlar yaptığımızı inanıyoruz. Ve Full HD'de 40 FPS'ye yakın, 35-40 FPS bir performans evet, alıyoruz. Evet, 30 FPS'nin üzerinde Watch Dogs'u GTX 750 Ti ile oynayabiliyoruz. Şimdi bir de farklı ayarlarda deneyelim. Evet. Otodetect. Bir Otodetect diyelim Ali, evet. Otodetect Water'ı Ultra yaptı bu arada, bunu belirtelim. Motion Blur'u açtı, Depth of Field zaten açıktı. Level of Detail ama Medium'a indirdi. Evet. Shadows Reflections yine Medium'da bıraktı. Bunu bir apply diyelim. Geri oyuna dönelim. Aşırı değişen bir şey olmadı. 42 FPS görüyoruz. 43 FPS. Ama otomatik ayarlar detay seviyesini düşürürken su gibi, su yansıması gibi benim çok da önemsemediğim ayarları artırdı Recep. Doğru. Yani suyu çok sık görmeyeceğiz. Suyu gördüğümüzde de su efektlerini yükseltmiş olmanın vebalini fazlasıyla ödeyeceğiz. Onu da belirtelim. Tabii şimdi izleyicilerimiz merak edecek. Full HD'nin ötesine geçemeyecek miyiz? Valla ortada kalıyor bu kart. Yani 750 böyle 70'ler 90'ların yanında 60, 70 ve malum 80 kalıyor var bundan sonra yani. Evet. Onun yanında biraz daha orta seviye kalıyor. GTX 750 sonuçta orta sınıf bir kart. Yine güzellece 25 FPS veriyor. Ama tabii ki gönül hep 30 FPS'den yukarı böyle düşmeyen 20 FPS'ye düşmek istemiyoruz. Doğru. Hareket ettiğin zaman FPS 22'lere kadar düşüyor. Bu da can sıkıcı olabiliyor. Hani böyle genelde Watch Dogs'a çok bir de takılmadan şikayet ediyor oyuncular biliyorsun. Genel olarak o bir türlü glitchler, buglar dediğimiz evet, takılmalar çok şey yapmadı. Ama 750 ile gayet rahat oynanabiliyor. Biz daha önce incelemeyi zaten 760'da yapmıştık ve oyun yamasızdı o zaman. Biraz ayarları otomatik yerine Teknopat sosyalde vakit geçirin, bize sorun. Biraz daha ayarları ince yapıldığı zaman hal olacaktır. Evet. Evet sevgili izleyici, oyun testlerinden sonra kartımızın incelemesinin artık sonuç bölümüne geçiyoruz. Evet Ali. Recep, bunun üzerine daha da overclock yapmak aslında mümkün. Yani karta %10 performans daha kazandırılabilir. Doğru, GPU Tweak ile isterseniz belleğe, isterseniz GPU'nun kendisine yüklenebilirsiniz. Farklı overclock denemeleri yapanlar var. 1340 MHz'e bunun saat frekansını çıkartan, bellek saat frekansını da biraz daha zorlayarak 6 GHz'e kadar çıkartanlar var. 6000 MHz. 6000 MHz. Evet. O noktada ölçü birimlerini çevirirken bazen takılabiliyoruz. Valla fiyatına göre sunduğu performans çok iyi duruyor hocam. Evet ama şöyle bir durum var Ali. Şimdi Nvidia tarafında 750 Ti güzel. Doğru. AMD tarafında buna alternatif nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Bunun piyasadaki kontrol ettiğimiz incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 476 TL KDV dahildi. Evet. Yani 475 TL diyebiliriz. Asus Strix GTX 750 Ti Overclock versiyonu. Evet. 2 GB belleği 128 bit band genişliğiyle. Maxwell'de bu band genişliğinin daha etkin kullanıldığını zaten daha önce belirtmiştik. Evet. Pek çok kullanıcı henüz ona daha dikkat etmiş değil. Onu söyleyeyim. Aynen yani bit değeri her zaman en önemli değer değil. GPU'nun kullandığı mimari her daim en önemli değer. Yoksa 2900X'de bundan 4-5 sene önce çıkmıştı. O şu an en güçlü kart olurdu. 512 bitti. Tabii en çok RAM'i olan da en güçlü olurdu. Ama biz bunları hep zaten parça parça değerlendiriyoruz. Teknopat'taki yazılarda, sosyaldeki yazılarda, yeni video rehberlerde. Bunun AMD'de çok güzel bir karşılığı var. Hem de Asus'ta da karşılığı var. Asus'un Radeon R7-265 DirectX-U2 modeli var. Evet. 2 GB 256 bit bandwidth genişliğine sahip ama oradaki bandwidth genişliği Tonga mimarisine sahip değil. Evet. 439 TL, 435 TL civarında bulabiliyorsun. Yani arada baktığımız zaman %10 fiyat farkı var. Evet. Ancak
%3, %5 daha fazla performans oyundan oyuna değişmek üzere sunabiliyor. Anladım. Yani biraz daha fiyatı kısıp biraz daha performans FPS'yi 1-2 FPS daha arttırayım dersen yine Asus'un aynı soğutmaya sahip DirectX 2 soğutmasına sahip ama Strix olmayan modelinde evet. Yine 2 GB'lık bellek modülü de aynı şekilde olan, band genişliği de band genişliği de yakın olan bir modeli %10 daha uygun fiyatlı olarak alabiliyoruz. Anlıyorum. Şimdi burada o zaman feragat etmek gereken bazı şeyler var. Yani daha doğrusu feragat da etmeyeceksiniz çünkü bazı şeyleri dengelemeniz gerekiyor. Mental mesela, desteği kazanıyorsun ama aynen. Neyi kaybediyorsun? G-Sync'i kaybediyorsun. Kesinlikle. Bazı ince dengeler var. Bunları kendinize sormanız gerek. Ben bunları ne kadar kullanacağım? Doğru. Ne kadar ihtiyacım var? Mesela bir Battlefield 4 oynayacaksanız Battlefield 4'de mental desteği geldi. Mental Science'da daha fazla FPS elde ediyorsunuz. Alien Isolation gibi yeni oyunlar var. Kesinlikle. Civilization Beyond 4 var. Evet, AMD'nin bayağı firmalarla çalışmaya başlamasından sonra mental desteği olan oyunların sayısı epey bir arttı. Öte yandan da Nvidia'nın G-Sync teknolojisi var. GeForce Experience var. Shadowplay ile video kaydı var. DSR var. Yani bayağı bir teknoloji var. İkisinde de aslında yazılımsal teknolojiler tarafında destek çok genişledi. İkisi de sürücülerini güncelliyor. İki alternatif de son derece güzel. İster Nvidia tercih edin, ister AMD tercih edin. İki tane alternatifin de hazır denk gelmişken ve performansları çok yakınken sunalım söyleyelim istedik. Çünkü o 50 lira daha ucuz ama %3 daha fazla performans veriyor diye zaten kullanacağımız soracaktı. Bunları biz değerlendirmiş olduk. Evet. Genel olarak oyunlara da baktığımızda casual game'leri çok rahatlıkla 1440p'de bile oynatabildi. Evet. Watch Dogs'u da biraz ayarları kısarak oynayabiliyorsunuz. Tabi GTX 980 olmadığına göre bunlar da gayet doğal şeyler. Çoğu kullanıcı biz 760'da incelediğimiz zaman Watch Dogs'u bize sormuştu. Ya ben 760'da sizin kadar rahat çalıştıramıyorum diye. Tamamen ayarlarla ilgili meseleler. Bazı ayarları kısıp bazı ayarları açtığınız zaman ekran kartınıza rahat oynayabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bir de oyunun orijinal sürümünü oynadığınızdan emin olmanızda fayda var. Güncellenmiş olması gerekiyor. Kesinlikle. Orijinal olmasının en büyük avantajı zaten o. Güncel olması. Ufak tefek güncellemeleri alıyorsun. Rahat oynuyorsun demek isterdim ama Ubisoft'un sunucularına bağlanırken bazen sorun çekiyoruz. Ali o oyunun bir parçası. Tabii. Ubisoft biliyorsun Watch Dogs'un olayı ne? Sistemleri hacklemek. Aynen öyle. İşte hacking into the Ubisoft mainframe dediğimiz olay yani anladın mı? Evet, Ubisoft bilgisayarlarına giriş oyunun bir parçası. Bağlanabilirsen oynayabiliyorsun. Tabii bir de güzel bir ekran kartın olması gerekiyor. Eski artık zayıflamış bir ekran kartını değiştirirken 750 Ti'nin şöyle bir avantajı var ama. Güç tüketimi 65 watt civarında olduğu için güç kaynağını değiştirmeden, evet. Güç kablosuna pine ihtiyaç duymadan direkt PCI Express'ten gücünü aldığı için eski kasana takabiliyorsun. Çok bu çok büyük bir avantaj. Doğru. Boyutları da öyle devasa değil. Soğutması çok güzel, verimli. Ömrünün de uzun olduğunu biliyoruz. 3 yıl garantisi var ama 3 yıldan daha fazla kullanılıyor. Yeni bileşenler 5 sene önce 10 sene önce çıkan kartlar gibi kullan çöpe at şeklinde değil. Evet. Kullan kullanmaya devam et şeklinde oluyor sevgili izleyiciler. Bu bağlamda kesinlikle fiyat performans açısından tavsiye edilebilecek bir ürün değil mi Recep? Kesinlikle fiyat performans açısından tavsiye edilecek son bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Nvidia'nın en son mimarisi yani 700 serisinde olmasına rağmen 900 serisinin mimarisini kullanıyor. Bunu tekrar edelim YouTube'un yeni açan izleyicilerimiz 760'da için. Orada ciddi bir farkı var. Biraz evet. Daha zayıf olmasına karşın mimari fark avantajı kesinlikle var. Mimari fark avantajı var. Bunun yanında bir de DirectX 12'yi iyi derecede destekleyecek kartlardan bir tanesi. Yani DirectX 12 çıktığında en son mimari en iyi desteği sunacak kartlardan bir tanesi. Orada sayılara kanmamak lazım. Yani 600, 700. İşte bakın bunun çekirdek sürümünden kullanılan belleklere kadar pek çok parça değişiyor. Hiçbir zaman sadece ekran kartını ismine, model numaralarını karşılaştırarak yan yana koyarak tercih etmeyin. İhtiyacınızı doğru belirlediğiniz zaman memnuniyetiniz daha yüksek oluyor değil mi Recep? İhtiyaca doğru. Göre karar vermek gerekiyor. Doğru. Kesinlikle. Bu bağlamda da 750 özellikle upgrade yapıyorsanız ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak bir ekran kartı. O zaman bir incelemenin daha sonuna geldik hocam. Evet Ali, sizler birlikte Asus GeForce GTX 750 Ti Strix OC Edition'ı inceledik. Ben Recep Altaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.